Boşuna su da ekleyelim ha. Suyu yok bunun bak. Hazırlık hazırlık. Ya Allah, bismillah. Allah'ım ya Rabbim. Sen bizi tez vakitte şu balya işinden nasip olursa bitirelim sağ salim de işimize bakalım. Ya Allah, bismillah. Makine de yağlanacak da ha. Yavaş. Yavaş yavaş, hiç sıkıntı olma, sen hiç korkma. Böyle bidonlarla koyması daha güzel. Bir anda dökülüveriyor çünkü. Yalnız bizim mazotumuz bitiyor. Hey. Baba sen deliği yukarı getir deliğe. Deliği aşağı getirmişsin. Heh. Bu ne delik ya? Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Orhun Topkaya, kanalımıza hoş geldiniz. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Bu terlik burada ne arıyor? Evet. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür ben de iyiyim. Güzel bir günden, yine çalıştığımız bir günden hepinize kucak dolusu sevgiler arkadaşlar. Yağmur yağdı, açtı. Yağmur yağdı, açtı. Sapların altı kuruydu, ıslaktı derken şimdi balye yapma, balye taşıma zamanı. Şimdi arkadaşlar makinemizi, motorumuzu temizledik. Makinemizin biraz yağsını, gresini koyalım. Ondan sonra balya bağlamaya gideceğiz. Babam arkada, ben önde. Ben önde, babam arkada. En azından öyle düşünüyorum. Şu arabayı dolduralım, gelelim. 100 tane falan balya basacağız. Artık sistemi böyle çalıştıracağız. Çünkü yerde bıraktığımız her balyayı korkuyla bırakıyoruz. Yağmur bir anda yağar ıslanır diye. Şimdi yapmamız gereken tek şey ne? Yani hava açtığında, basıldığında 100 tane bastık ya. Ben arabaya saracağım. Ondan sonra babamı yollayacağım. Ondan sonra komşulara basmaya devam edeceğiz. Şu anda sistemi bu şekilde kurmaya çalışıyoruz. Babamla konvoya gideceğiz. Haydi bakalım, başlıyoruz. Şu makineyi bir yağlayalım. Arkadaşlar şimdi yağlamaya geçeceğiz. Annem bahçeden çıkıyormuş. Domates kızarmış dedi. Şu domatesin kızardığına bir bakalım. Serayı da göstereyim. Budadıktan sonra değil mi anne? Bahçe ne değiş? Domatesimiz kızarmış. Din 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 din. Anne yiyeyim mi? Hadi bakayım. Yiy bakalım. Bir tane iyi bakalım. Başlamışlar kızarma. Vay be! Sera'dan ilk kırmızı domatesi aldık arkadaşlar. Biberlerimi gördün mü? Kocaman kocaman biber olmaya başladı. Bismillahirrahmanirrahim. İlk kırmızı domates. Sera'dan ilk kırmızı domates. Oh, güzel mi? Yahu bu ne arkadaşlar? Allah'ım ya Rabbim, hiç satın alanlara benzeyemiyor. Bakın 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 şimdi bak 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 şimdi arkadaşlar bak. Oh, ne lezzetli değil mi? Kızaracak daha kalan. Oh vallahi. Dalından gibi var mı? İlk domatesi ben yedim. Yalnız herhalde anne. Heh. O serayı delip çıkacaklar. Ben öyle diyorum oğlum. Ama susuz kalmış daha. Bunları sulayalım. Fiskiyi takacağım. Damlamayı dak, damlamayı. Damlamayı takacağım. Baksana biberlerime bak. Bak bak bak. Oho. Bak bak bak. Kocaman kocaman biber yapmışlar oğlum, bak. 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 Damlamayı dakı verelim anne. Zaten ıslak onlar, bak orası kurumuştur da, bak burası su gibi ta. Anne. Damlamayı dakı. Biz bu sene değil de seneye buradan iyi ürün alırız biz. Bak oğlum şunları da göstereyim, bak bunların İsmet yengem bana daha bir hafta 10 gün olmadı bak. Ya hiç işte bak, kışın fide alacağım. Bunlarda salata yok mu? Hiç bilmiyorum oğlum, onlar bir başka salata. Aha var Orhun. Minicik yapmış bak. O ne biçim şey öyle be? Bilmem. Kendisi. Neyse gidiyorum arkadaşlar. Oo ben bu domatesi yedim ya, artık sabaha kadar balya basarım. Anne vallahi billahi leziz, Sera'nın ilk domatesi. Bakın dışarıdaki domateslere bakın. Bunlar daha kızaracaklar arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Sera da kızarmış. Yani Sera dışarıdaki bahçeye bir sıfır öne geçti bile. Şşt, oynamayın lan. Oğlum seni bir yakalayamadım ben, biliyor musun? Ya. Arkadaşlar bu işin en sevmediğim tarafı ne biliyor musunuz? Yağ. Yani şu yağ meselesi var ya. Arkadaşlar niye sevmediğimin göstergesi. Ne oluyor be? Ne oluyor?
Şurada dur. Lan! Lan şunlar! Lan bırakın birbirinizi lan! Allah'ım yarabbim! Be yavrum! Aldım. Ya bu ne pis bir şey bu ya, hepsini boğuyor ya. Çok berbat bir şey ya, gel. Arkadaşlar boğuşmasınlar diye ayrı ayrı veriyoruz, yine de boğuşuyor üçkağıtçılar ya. Vallahi küçücük müçücük ama yemin ediyorum kene gibi yapışıyorlar birbirlerine. Onların boğuştuğu oyun niyetine de. Ama üçkağıtçılar. Şimdi iki pompayı da doldurdum, şunu bir yağlayalım. Şuraya koyalım. Arkadaşlar önce grupla başlıyorum. Şöyle bir, iki, üç. Grupta iki yerde var. Başka yok. Diğer şeylerden ayıran da bu da. Yani grubun fazla yağsız oluşu. Kuru grup oluşu. Bağlama grubunda herhangi bir sıkıntı yok da. Diğer şanzımandır falan biraz sıkıntı yaşadık arkadaşlar. Niye diyeceksiniz? Civataları gevşedi falan mı filan da. Olmaması gereken şeyleri yaşadık yani. Can biliyorum. Şimdi... Ne oldu? Bas. 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 Çıktı. Tamam. Şuradan gidelim sırayla. Şurada var. Nerede var? Burada var. Dur baba, bir de saracağız ya. Şu tuhaf yerlere grasörlük koymuşlar. Tam vidanın üstüne ya. Böyle bir şey mi var? Bas. Bas baba, bas sen. Bas, o gidiyor alacağız. Bas. Tamam. Çıktı. Buralara daha iyi oluyor. Sevara'yla bas dedik geçen. Şunda da var değil mi? Var. Acaba hiç gres basmadığımız noktası var mı bunun? Bas. Var, giymedi. Girdi. Sen bas. Basıyor değil mi? Basıyor. Bas. Arkadaşlar bir 15 dakikalık, yarım saatlik yağlamanın ardından her yerim yağ. İşte yağcıların halini şimdi anlıyorum. Arkadaşlar yapabileceğimiz en iyi yöntem basıp balyeleri arabaya sarıp ondan sonra yerde bırakmadan hızlı hızlı davranmak. Şimdi dayım aradı. Bir de Nursemin kardeşimle mesajlaştık. Nursemin dedi ki Bardakçı'da yağmur varmış. Yani bize 10 kilometre ötede bir köyde şu anda yağmur yıkıyormuş. Bizim burada herhangi bir şey yok. Dediğim gibi hemen basacağız, taşıyacağız. Zaten bakın bulutlar Eskişehir tarafı yine kabarıyor. Şimdi gideceğimiz nokta ta şu çamlığın başında arkadaşlar. Hadi bakalım ya Allah, bismillah. Gideceğiz oğlunun yanına. Hadi bakalım. Hadi bismillah. Su akıyor. Maalesef durmak zorundayız. İşte böyle şeyler oluyor. Bakın. Suyu açık bırakmışlar. Babam da geldi. Hemen balyeleri koyacağız. Bastığımız balyeleri. Arkadaşlar bu tarladan 17 tane çıktı.
Vallahi böyle böyle yapacağız. Yapacak bir şey yok. Yani hava gene yağacak. Çok kararlı görülen taraf. Vay be, burada efsane saf var. İnşallah 6 yaş değildir. Çıkan birkaç tane balyaya bakacağım. Bundan sonra arkadaşlar. Arkadaşlar saplar yaş ya. Azıcık yaş yani. Yine sıkıştırdım biliyor musunuz? En ağırda gidiyorum bir de. Yemiyor lan. He? Niye? Yaparım da. He? Ya buraya gelmiş ki yapalım. Burası bir şurası kalın ya. Çok ağır. Çok ağır. Karımca gibi. Karımca gibi gidiyor. Şunu kapatsana fanı baba. Fanı. En sevmediğim kısmı da bu. Şansımıza mıdır? Arkadaşlar başka bir şey midir? Bu senekinin rezillik balyesilik kadar balye görmedim. Herkes aynı. Ben de değil sadece sorun. Arkadaş ya. Yaştan olmuyor arkadaşlar. Başka bir şey değil. Sıkıştı. Şu piston ileride ya. Şunu bir... Vallahi biz burayı alabilsek hepten iyi baba. Yağmur geliyor biliyor musun? Vallahi yağmur geliyor. Sen girme girme. Madilde yağmur yağacak ya. Yok ya hani yağmur. Mamur. Baksana bu taraf kapandı baba. Kapansın da yok. Hayırlısı olsun ya. Hadi diyoruz iki kişi gelelim yapalım. Yok. Bu ne ya? Ne oluyor bugün mübarek ya? En ağırın ağırınla gidiyorum. Çok kuvvetli sap var. Bir de ıslak ya. Yapacak bir şey yok. Hiç. Arkadaşlar ben böyle sap görmedim ha. Bir Necdet abinin yeri böyleydi. Bir de burası. Burasının kuvvetli olması artı bir de ıslanmış olması. Yani yağmur geçirmesi çok yoruyor makineyi. Gidemiyoruz. Vallahi gidemiyoruz. Bak. Ya ucundan aşağı koyuveriz ya. He? Ucundan buraya yanlış sağda sağlık şey. Yaş. Yaş. Onları bir saralım bakalım. Yaş baba yaş. Arkadaşlar millet nasıl basıyor anlamadım. 46 tane balye basmışız. Bu da balyedir arkadaşlar. Sonuçta balye balyedir. Ama yemin ediyorum yaş ya. Orayı baktık yaş. Burası yaş. Burasını bastık hadi girmiş bulunduk. Dur vereyim o 46 balye balyedir baba yapacak bir şey yok. Önden başla. He? Önden dizi yap. Tamam. Al. Tam öne atarım ben bunu bak. Hop. Balye ama nasıl görüyorsunuz küp şekeri gibi değil mi? Evet. Arkadaşlar biraz da sap da saldı yani. Ama bastık buraya. Bu ne lan her yeri balye oldu. Bu saatten sonra olmaz. Motoru çıkar oradan değil mi? Motoru çekecek bir eleman olsa. Ford. Eğer bir balyeyle çıkamazsan. Neresi ya? Ya yapmışlar ya.
Ya bu... Çadırı çekelim. Ne öyle oldu balyeli ya? Kulak gibi açıldı. Baksana. He? Basılmış balya olsun, ben sararım. Arkadaşlar, balyelerin zararı yok. Lakin yaş var aralarında. Hala ne yaşı kurtarabildik ne. Kış geldi. 14 tane var. 14 tane mi? Aha. Olsun. Buraya atlayı yapalım bir sıra. Hadi. Çok da koyma ya. Niye? Çok ya, zaten az düşer diye. İyi güzelce ne madem. Ne, kendin bilirsin baba. Ha. İki balya var baba. Son iki balya bitti. Bundan sonra zaten olmaz. Sap saldı kendine. Gel. Bassa. Evet. Zaten yaptığımızı alıyoruz. Al. He? Yapacak bir şey yok. Her gün bu kadar basacağız, bitecek. Hadi bak. 50 balya arkadaşlar. 46 da 50. Arkadaşlar şöyle çadırı da çektik. Ne olur ne olmaz. Yağmur yağar, kar yağar, ıslanır. Şimdi geç oldu. Karanlık orası, indirmeyeceğim. Yarın sabah bunu attıktan sonra devam. Bir 50-100 balya daha çekeceğim. Bir 50-100 balya daha basacağım. Bu arada Necdet abi hava durumu atmış. Hep yağışlı. %40, %30. Belki tutar, belki tutmaz. Artık bu saatten sonra basıp koyduğumuza bakacağız arkadaşlar. Yani bu işin sonu. Kış oldu be. Kış oldu yani. Arkadaşlar en sevdiğim yemek fasulye, pilav. Ama bunun yanında acı biber olması lazım. İştah açmak için. Acı biber yok. Sera'dan biber koparacağım. Akşam oldu, balyelerimizi örttük. Yarın sabah devam edeceğiz. Karnımızı bir doyuralım. Buldum. Vallahi buldum. Acı bibersiz yemiyorum arkadaşlar. En sevdiğim yemek de ne biliyor musunuz? Yeşil fasulye yemeği. Bahçeden de dalından topla ye dalından. Arkadaşlar böyle bir güzellik var mı ya? İşte burası köyün en güzel noktası. Ya da bahçesi olanların noktası. Şimdi hemen canım biber istedi. Markete gideyim yok, hemen bahçeden topladık gidiyoruz. Dedin sen, ben kopardım geldim. Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar. Bakalım bakalım. Acı değil bunlar anne. Arkadaşlar acı olmadığı için tekrardan bahçeye geldim. Acı biber, sivri biber acıdır zannettim de acı değilmiş onlar. Şimdi ben şuradan bir acı biber bulmadan gitmeyeceğim ya. İştahımı açsın diye, başka bir şey değil. Annem kırmızı var diyor. Bunlar mı? Bunlar mı? Bunlar herhalde ya. Ama renkleri... Başka biber var mı burada? Yok arkadaşlar. Bu mu? Ha. Ya. Evet. Evet. Yeter. Evet. İşte bu acı. Canım babacığım. Yok. He? Zorunayı yiyemem onu ben. Rengi bile güzel. Yiy bakalım hadi onu. Bismillahirrahmanirrahim yiyeceğim. İkidir bahçeye gidiyorum, her yudumda acıkıyorum. Tepe biberinden koparacağım, tepesinden koparacağım biberleri. Nasıl acı bak. Evet. Acı mı? Zorun acı mı onlar?
Yine mi acıktın? Acı. Değil mi? Ne oldu? İştahı açan bir acı. Diyafram kasılıyor. Bu kırmızılar ne dedi biberli? En sonunda. Bence güzel. Arkadaşlar bütün her tarafı açtı. Ama efsane bir acıymış. İki tanesi var ya, içimi yaktı. Günaydın, günaydın, günaydın arkadaşlar. Evet, balya basımına devam ediyoruz. Babamla el ele verdik. Allah'ın izniyle biz bu işi bitireceğiz. Balya basımına. Şimdi akşam bastığımız balyeler vardı, onları indirelim. Tekrardan balya arabasına basacağız, saracağız, getireceğiz. Saracağız, getireceğiz. Yeni Porsche açıyoruz sanki arkadaşlar. Bu bir servet. Alkışlayan yok mu ya Porsche'yi? Ne var arkada? Önde. Şu var baba. Kara hindi bağları açmaya başlamış. Her gün yağmur yağdı, hemen hemen 2-3 günde bir ortalık yeşerdi. Aslında oyunlar için mükemmel bir fırsat. Mesela ben... Al eldiven. Ver. Sen, ben sana, sen bana. Hangimiz hangimize? Baby. Baba. Ha? Hangimiz hangimize atacağız, vereceğiz? Sen buradan ağır olursan atması. Sen öteden diz istersen. Tamam. Yine kendi kararın ama. Nereden geçeceğim ona? Öteden geçecektin baba. Tamam, geçeyim hadi. Bekle. Onu dışına mı koyacağım? Çok... Dışına koyacağım. Şuraya gittim bir daha, tamam baba. Oh. Tamam, ben üstü atayım bir daha sana. Sen orayı diz. Zaten bitti arabanın altında. 14 tane balyamız kaldı. 46 yani. 47, 50 balya arkadaşlar. Günlük 100, 150 balya çeksek zaten bitecek. Ama çekemiyoruz işte ıslaklıktan dolayı. Tamam baba. Gördün mü? Al baba, son balyamız. At bakalım. Bunu buraya yakalayayım, at. Tamam. Şöyle. Kafalarına basıver. Oh, bitirdik. Arkadaşlar indirdik hemen 50 tane balyayı. Işıkları söndürüver, ışıklar açık kalmış baba. Tamam mı? Çalışsın da ben, hadi hazırlanalım gidelim. Bir 50-60 tane daha basalım. 50-60 tane daha basalım, çekelim. Dolu canım. Arkadaşlar haydi bakalım, gidiyoruz. Balya basmaya devam. Hava yağyasıya kadar. Biraz daha çekelim. Yalnız dün akşam acı biber yedim ya, içim yanıyor, yanıyor. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar geldik. Başlıyoruz. Thank you.
Evet arkadaşlar, bastık, 55 adet balyemiz çıktı. Yani 55 tane. Bunları da götüreceğiz. Hava bakın yine bulutlu. Biz yaptığımızı koyuyoruz. Yapacak hiçbir şey yok. Bu saatten sonra herkes şeyine. Arkadaşlar. Baba sen diz bunları. Hızlı gelmişsin. Bak burası çıkmış. Şimdi. Ha? Tamam, yavaş gel gelirken yollardan, tamam mı? Sana... Son balya. Hemen indiren bunları baba. İndirin. Ondan sonra bir araba daha basalım. 54-55, 54-55, al bakalım. Güzel. Oh, bitti. 55 baldık, 55 sardım. Yaraya. Hemen eve gidiyoruz. Bu da burada tek. Necdet abiye ulaşamadı. Bunları yapacaktım da şimdi hava bozuk, evde mi değil mi? Hiç yoktan 20 kere aradım. Ulaşılamaya. Bağlarız, ıslanır. Ne zaman eve geldi? Ya da evde bilmiyoruz. Bize ulaşırsa o zaman bağlayacağız. Şimdi biz başka tarlamızı bağlamaya gidiyoruz. Arkadaşlar babam geldi. Bunları da indirelim. Şimdi mi indireceğiz? Ne zaman indireceğiz? Baba durursak biz hava yağacak. Bak bugün hiç durmadan bitirelim şu işi. Gidelim iskele yanlarına da basalım, saralım. Hiç sana göre değil bu işler değil mi? Ben merdivenler ne yaptım? Buraya koymuşum, benimkiler bunlar. Dur bakalım. Aslında köprü yapsak. Arada tel var ya, geçen sene daha yakın yapıyorduk. Şimdi uzanamayan ben. Zaten mi kapak var ya şeyin. Neyin? Kalibine. Araya olur mu? Bence olur. Ne olur ne olmaz baba. Dört ucundan bağlayıverelim. Garanti olur. Vallahi garanti olur. Hava bozdu gene. Arkadaşlar havanın bir dengesi yok. Gelmeye mi? Gelin. Arkadaşlar babamın dediği en mantıklısı. Örtmeden olmaz ya. Şu yan bastırma balyelerinde bastırıverelim. Hani bir araba daha sararsak yağmur hava bozmadan onun üstünü örteriz. Çünkü bakın bu taraf karardı. Şu anda ne olacağı hiç belli değil. O yüzden işimizi bir tık sağlama almadan iş yapmıyoruz arkadaşlar. Baba burayı bırakıyorum. Yağmazsa gideriz. Bir araba daha getiririz. Evet arkadaşlar, yemeğimizi yedik. Öğle yemeğimizi. Şimdi tekrardan gitme zamanı. Hava bu tarafı kapalı. Bu tarafı bakın, şu tarafı kararmış durumda. Ama basacağım ya. Bir 150 tane 60 tane daha çıkar. İskele üstü denilen bir yer var. Oraya gideyim. Orayı bitirdim, hemen babamı çağıracağım. Arabaya saracağız, örteceğiz. Diğer çadırı da örttük. Şu anda ıslanacak paket balyemiz yok. Ne yapıyorsunuz anne? Pirinçlere su koyuyoruz oğlum. Ya suları bitmiş, sıcak. Bunları da salsanıza. Salık onlar. Yok yok, öte. Ay dövüyorlar Orhun. Dövüyorlar mı? Azıcık daha biraz. Son abi. Part bunlar. Buradan kaç tane? Vallahi sayısını hiç bilmiyorum, var herhalde. Oho, 20 tane. Her yeri tavuk. Arkadaşlar babam dinlenecek. Ben burayı basasıya kadar. Burasını da satın aldım ben. Yani şu anda sadece satın aldığım yerleri yapıyorum. Havanın bu tarafı kalabalık. Basacağız, taşıyacağız. Yani nasip olursa eğer, şayet. Arkadaşlar hava karışık, yani yağmurlu. Bir hava var. Ama çok sıcak. 34 tane falan buradan bastık. Yine bir 50'ye tamamlayacağız herhalde. Bakın böyle olunca oluyormuş. Kesin yağabilir baba. Gök gürültüye bak. He? Kaybet bakalım. Ah. Şunları da alayım. Oh,
yapma be Diren, düştü aşağı ey. Al baba şunu. Adam neresini sürmüş, görelim de. Arkadaşlar 41 tane bağladık. Buradan da kurtulduk bu mevkiden. Şimdi ben bağlamaya devam edeceğim. Babam eve gidecek, telefon çalıyor. Arkadaşlar Necdet abinin yerleri bağlıyor. Evet, ona da birazcık bağlayalım, o da taşısın. Arkadaşlar saat 8. Hala basmaya devam ediyoruz. Buraları Necdet abinin. Arkadaşlar sap saldı kendini. Bırakıyorum. Bizim burası başkasının da kendime değil yani. Bizim kaç tane balemiz kalmıştır arkadaşlar? Bir 150 tane falan daha yapınca bitecek. Böyle böyle yapıp yapıp çekeceğiz. Yoksa biz bu işin ömrünü geçemeyiz. Çünkü çok fazla zaman kaybettik. Evet arkadaşlar, eve geldik. Yani %80 biz balya işini hallettik babamla el ele verince. İşte böyle oluyor arkadaşlar. Çalıştığın zaman oluyor. Yağmur müsaade etti, hava müsaade etti. Biz de balyemizi bağladık. Bağlamaya devam edeceğiz. Daha da kaldı. Yani toplamda bir 100 balyemiz, 150 balyemiz var mı? Var. Onları da koydum. Balya işini Allah'ın izniyle bitireceğiz ama çok yoruldum. Gerçekten çok yoruldum. Hem motor kullan hem direnle balya sar. Yemin olun şuralarım var ya, şuralarım ağrıyor. Ama bu günler geçtikten sonra biz de rahata ereceğiz. Yazın eğer çalışıp koymazsan kışın ceremesini çekersin. O yüzden uğraşıyoruz. Hayvanlarımız için uğraşıyoruz. Koyunlarımız için uğraşıyoruz. Onlar da tabii ki satıp kendimize rızkımız arkadaşlar. Bu süre gelen bir süreç yani. Bu yıllardan beridir böyle. Şimdi balyeleri bağladık, taşıdık. Bir arabada 30-40 mıydı? 41 tane, 46 tane miydi balya var? Onu da indirdikten sonra dağlardan getireceğiz. Dağlardan da çok az çıkar zaten. Diyorum ya 100-150 balya. Onları da bitirdi mi şöyle. Allah'ım sana şükürler olsun diyeceğim. Ve diye oynamaya başlayacağım. Bir videonun daha sonuna geldik. Hadi bakalım arkadaşlar, beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Köyde işler böyle. Durdurak yok. İnşallah bir gün şu balya işini bitireceğiz. Yani şu balya makinesini aldım. İyi mi yaptım? Kötü mü yaptım? Tabii ki de iyi yaptım. Ama zaman olarak ulan bayağı zamanım alıyor be. Selamun aleyküm arkadaşlar. Videonun içine küçük bir hatırlatma eklemek istiyorum. Biliyorsunuz biz adak kesiyoruz ve kaymakamlıkla, Seyit Gazi Kaymakamlığıyla Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nla beraber ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içinden, yurt dışından birçok yerden adaklık alıyoruz. Evet, adaklarımızı kestik. Şimdi paketleyip kaymakamlığa götüreceğiz. Evet, adaklarımızı kestikten sonra aynı gün içerisinde kaymakamlığa ulaştırıyoruz. Köpük kutulara koyduk. Birazdan kaymakamlığın yolunu tutacağız. Evet arkadaşlar, şöyle güzel şekilde bantlıyoruz. 7 parçaya böldük her adağımızı. Tek tek ihtiyaç sahiplerine gideceğiz. Arkadaşlar kesim esnasında ve kesimden önce WhatsApp'tan biz vekaleti alıyoruz. Yurt içinden veya yurt dışından. Nereden olursa olsun vekalet alındıktan sonra tamamen İslami koşullara uygun kaliteli hayvanlar adaklık olarak kesiliyor. Aynı zamanda keserken de siz olayı yaşayın, içinde hissedin diye biz WhatsApp'tan size canlı canlı görüntüleri ulaştırıyoruz. Adağınızı siz
hissedin diye. Evet, hadi bakalım şimdi Seyit Gazi'ye. Evet, hadi bakalım, isim listeleri alındı. Kazaklar giyildi. İhtiyaç sahiplerine gidiliyor. Kapı kapı geziyoruz arkadaşlar. Evet, evimize yeni geldik arkadaşlar. Tek tek dolaşıp adaklarımızı, akika kurbanlarımızı dağıttık. Şuralara bir yere ben numarayı bırakırım. Bana ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Allah kabul etsin diyorum. Seyit Gazi Kaymakamlığı'na da çok teşekkür ediyorum. Bize yardımcı oldukları için. Evet, görüşürüz. Yurt içinden, yurt dışından adak kesimi yapıyoruz. İhtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.